Haydarbaşı özlerken. Şu incir çekirdeğini dolduramayacak büyüklükteki korona denen virüs, çok dostu, çok canı bizden hunharca söküp götürdü. Her yiten can bizlerden çok şey kopardı. Onları tanısak da tanımasak da. Her gün açıklanan vefat sayıları aslında yitirilen canların bir adı. Her açıklamayla birlikte yüreklerimize düşen acının adı aslında. Hemen her yuvadan bir can, ya da bir can dost sonsuzluğa göçtü, şu incir çekirdeğini bile dolduramayacak kadar vasıfsız, ama dağ gibi canları ölümün koluna atacak kadar sinsi, hain virüs yüzünden. İşte şu anda biladını yazarken hala vefatına inanamadığım Profesör Doktor Haydar Baş'a yaptığı. Hepimizin tanıdığı, Haydar Baş, kendisine kurulan nice tuzaklara göğüs germiş, haksızca açılan davaları bir kazanmışken, bir büyük savaşçıyken, her savaştan galip çıkmışken, nasıl olur da şu koronaya yenik düşer? Kızgınım Haydar Bey. Çok kızgınım size. Her şeyi bilirdiniz. Mücadele insanıydınız. Niye Haydar Bey niye savaşmadınız, yaşama azminizi, hayata olan coşkulu ve tutkulu inanç ve mücadelenizi korona denen pis düşman karşısında kaybettiniz. Ülkemize, sevdiklerinize çok çok değerli miras olarak düşünce ve eserlerinizi bıraktınız ama tam bugünlerde, şimdi yapacağınız çok şey vardı. Ekonomimizin zor sınav verdiği şu günlerde kim bilir neler anlatacaktınız. Size nasıl kızmam? Evet evlatlarınız, yol arkadaşlarınız sizin mirasınızı elbette geleceğe taşıyacak ve ilkeleriniz yaşatılacak. Ama yetmez. Sadece nefes alıp vermeniz bile bir güç, kuvvetti. Televizyonunuzda dost canlısı, dürüst, insana insan olarak değer veren, bilgiyi kutsal sayan çok önemli isimlerle çalışmak beni ne kadar mutlu ederdi. Sizle sohbetler, kitap alışverişleri, saatlerce yaptığımız programlar zihnimde hep taptaze. Dinimizi istismar edenlerle, FETÖ denen alçaklı yürekli mücadeleniz ve o sümüklü teröriste yazdığınız unutulmaz mektup tarihte yerini aldı. Atatürk ilke devrimlerinin ne güzel bir savunucusuydunuz. Katıldığım tüm toplantılarda o güzel yürekli kadınlarımızla önce İstiklal Marşımız söylenir, sonra kadınlarımızın Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlıklarını anlatan tarihi filmler izlenir ve muhteşem konuşmalarla bilgi dağarcığı beslenirdi. Siz böyle isterdiniz. Hoş geldin Atatürk kitabını satış rekorları kırmalı, okullarda okutulmak üzere tavsiye edilmeliydi. Ama olacak. Atatürk bu kadar güzel daha nasıl anlatılsın? Ah Haydar Bey ah! Ölüm kelimesini zaten sevmezdim. Ayrılıklar bana göre değil çünkü. Tüm sevdiklerim sesini duyacak veya yaşadığını bilecek kadar etrafımda olmalı derim hep. Ama olmuyor olamıyor. Çok kızgınım size. Savaşmadığınız için korona illetiyle. Sanki bir yerlerden çıkıp gelecek gibisiniz. Haydi Sayın Baş, şaka yaptım diyerek çıkın gelin. Milli ekonomi modelini uzun uzun anlatın. Sonra Haydar Bey, hayata olan tutkunuzu anlatan şarkıyı birlikte söyleyelim. Hep kulaklarımda çınlar bu güzel şarkı. Sizin şarkınız. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın, kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın, her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der, kimi bilur bakışından söz eder, kim bilir hangi gönüldür durağın. Zaman nasıl hızlı akıyor anlamak zor. Neredeyse bir yıl olacak Haydar Bey size veda edeli. Dedim ya haydi bir yerlerden çıkıp gelin.